Dünyada aslında 1970'lerde başlayıp 80'lerde bu gelişmiş ülkelerde de ülkelerde yaygınlaşmaya başlayan bir uygulama var, bütünleştirme diye. Kaynaştırma ondan öncesinde başlayan bir uygulama. Ve ilginçtir, özel eğitimde uygulamaların gelişmesinin temel nedeni de ailelerin hak arayışları. Kaynaştırmanın gelişmesi, bütünleştirmenin gelişmesi, aileler hak arıyor. Türkiye'de sanıyorum birazcık da bundan kaynaklı biz özel eğitim ya da özel gereksinimli bireylerin eğitim ve diğer alanlardaki destek hizmetlerinde sınırlı kalıyoruz. Ailelerimiz çok aktif katılım yapamıyor. Yapsalar da çok azınlıkta kalıyorlar maalesef ki. Yeni katılan arkadaşlar için tekrardan linki paylaşmak istiyorum. Linkte bir forumumuz var. Bugünkü seminerle ilgili beklentileriniz nelerdir diye. Bunu doldurabilirseniz sevinirim. Görebiliyor musunuz? Mikrofonları kapatabilirsek teşekkür ederim. Formu dolduranlara teşekkür ediyorum. Doldurmakta olanlara teşekkür ediyorum. Evet, özel eğitimin temelinde özel gereksinimli bireye hizmet etmek var. Özel gereksinimli birey kimdir? Kaynaştırma ve bütünleştirme de ayrılıyor. Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin birlikte eğitim ortamlarında eğitim almaları aslında kaynaştırma oluyor. Yetersizlikten etkilenmiş bireyden kastımız da zihinsel yetersizliği olan, işte yetersizliği olan gibi bireyler. Yani tanı alan, özel gereksinimi olan bireyler. Bütünleştirmede bu işin içerisine dezavantajlı grupları da ekliyoruz. Yani yetersizlikten etkilenmiş ve veya dezavantajlı gruplardan birinde yer alan bireyden bahsediyoruz. Dezavantajlı gruplar dediğimizde kimler dahil oluyor? Ekonomik yetersizliği olan bireylerden tutun, sosyokültürel farklılıkları olan bireylerden tutun, cinsiyetinden kaynaklı farklılıkları olan bireylerden tutun, görünüşünden dolayı farklı olan bireylerden tutun, etnisitesi farklı olan bireylerden tutun, hayatının herhangi bir bölümünde ya da günlük yaşantısının herhangi bir diliminde dezavantajlı olan bireylerden bahsediyor. Bütünleştirme dediğimizde destek hizmetleri bu bireyler de alıyor. Yani sınıfınızda ekonomik yetersizliği olan birey olduğunda, uyaran eksikliği yaşamış birey olduğunda, dili, dini, ırkı farklı olan, kültürü farklı olan bireyler olduğunda aslında o bireyleri de biz özel gereksinimli birey diye tanımlıyoruz. Özel gereksinimli birey atıyorum kadınların az olduğu bir bölümde okuyorsanız bu bir dezavantaj mıdır? Dezavantajlı grup olmak mıdır? Aslında değil ama
Bundan kaynaklı bir olumsuzluk yaşıyorsanız ve bu sizin eğitim yaşantınızı, günlük yaşantınızı engelliyorsa, o zaman dezavantajlı grup içerisinde yer alıyorsunuz. Bütünleştirmede bunların hepsine dahil ediyoruz. Özel eğitim nedir? Özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşama ihtimallerini en üst düzeye çıkarmak isteyen arkadaşlar, sunuyu şu şekilde yapacağım. Bireysel olarak planlanan, sistematik olarak uygulanan ve dikkatli bir biçimde değerlendirilen öğretim hizmetlerinin bütününe özel eğitim diyoruz. Şimdiye kadar özel eğitimi biz ayrıştırılmış eğitim olarak algıladık. Yani çocukları alıp biz bir özel eğitim okuluna koyduğumuzda, özel eğitim sınıfına koyduğumuzda özel eğitim verdiğimizi iddia ettik. Ama bütünleştirme açısından baktığınızda özel gereksinim bireyleri genel eğitim sınıflarına yerleştirdiğimizde özel eğitim ortadan kalkıyor mu? Aslında destek hizmet özel eğitim. Yani özel eğitim ayrıştırılmış eğitimdir algısını yıkmamız gerekiyor ki artık özel eğitim bir hizmet, bir servis olsun. Örneğin burada bir soru soracağım. Sınıfınıza hiç özel eğitim öğretmeni gelerek size yardım etti mi? Ya da size danışmanlık yaptı mı? Yapmadı. Neden? Çünkü özel eğitimci özel eğitim sınıflarında, okullarında olur. Genel eğitim okullarında olmaz ki. Değil mi? İşte biz bütünleştirme uygulamıyoruz. Hep topu size atıyoruz. Sınıfınıza öğrenciyi gönderdik. Ne yapıyorsanız yapın. Web hazırlayın. Bunu yapın, bunu yapın. Ama bu değil. Bütünleştirme işin içine girdiğinde olaylar farklılaşıyor. Peki, kaynaştırma nedir? Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin 2006 versiyonunda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerine destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır diyor. Şimdi kaynaştırma eğitimine muhakkak alınmışsınızdır. Kaynaştırma size anlatılmıştır. Kaynaştırmanın üç türü vardı. Neydi? Tersine kaynaştırma, yarı zamanlı kaynaştırma, tam zamanlı. Yani hep bir ayrıştırma var. Özel eğitim destek hizmeti alınması söz konusuysa öğrenci hep böyle bir genelin dışına atmalı. Kaynaştırmada destek hizmetler çoğunlukla sınıfın dışında sunuluyor. Asıl problem buradan kaynaklanıyor. Şimdi kaynaştırma, özel eğitim uygulamaları kaynaştırma tarih sürecinde baktığımızda insanlar diyor ki, bu destek hizmetleri alan çocukların söylemleri şu: beni alıyor, başka sınıfa götürüyor. Ben geri geldiğimde o sınıftan ayrışmış oluyor. Arkadaşlarım bana o sınıftan birisi olarak bakmıyor. Ben eğitimime eksik de olsa özel eğitim sınıfında ya da destek hizmet odasında değil, genel eğitim sınıfında almak istiyorum. Çünkü çocuğu alıyorsunuz, bambaşka bir yere götürüyorsunuz. Şimdi ben birinizi alsam, başka bir platforma eklesem, siz buradan tek başınıza izleseniz, arkadaşlarla biz burada grup halinde sunumu yapsak, sonra sizi bu gruba dahil etsem, aynı etkileşim havasına girebilir misiniz? O içerilmeyi, kabullenilmeyi hisseder misiniz? Hissetmezsiniz. Kaynaştırmadaki durum bu. Bu nedenle bütünleştirme biraz daha üstte oldu. Bütünleştirmeye geçtiğimizde ise bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları genel eğitim sınıfları içerisinde, dışında değil. Her öğrencinin kendi gelişim hızında
ilerlemesine olanak sağlayan bir öğrenme ortamı uygulaması olarak tanımlamış Salent. Genel eğitim sınıflarında tanılanmış öğrencilerinizi bir kenara koyun, sınıfın diğer kısmını düşünün. Sınıfınızdaki bütün öğrenciler aynı performansta mı, aynı başarıda mı? Ne dersiniz? Aynı performansta değil. Peki, özel gereksinimli birey dediğimiz bireylere, hani o tembel, işte derse dinlemiyor, efendim işte zihinsel yetersizliği var, otizmi var vesaire dediğimiz çocuklara neden akademik başarı yüklemeye çalışıyoruz? Neden akademik başarısızlıklarını hep böyle ön plana çıkarıp da bu çocuğun burada ne işi var diyor? Nedeni nedir bunu? Sınıfta herkesi aynı çizgide, aynı potada, akademik başarıda tutamıyoruz. Peki özel gereksinimli bireylerle niye bu kadar sıkıntı yaşıyoruz? Sınıfımıza uymuyor, şöyle olmuyor. Mesela teneffüslerde, derslere dönüşümüzde o sınıfın bir kaynaması vardı. Susun, oturun, derse başlayacağız dediğimiz bir dönem vardı. Özel gereksinimli birey dersin belli bir sürecinde kopuyor. Ya da diğer öğrencileriniz o süreçten kopmuyor mu? Dikkati dağılmıyor mu? Biraz bakış açısı. Bütünleştirmede deniyor ki bir sınıf, bir okul nasıl olmalı? Bütün öğrencilere öğrenebileceği becerileri sunup, planları sunup, öğretime düzenleyip, materyalleri düzenleyip, hepsinin kendi potansiyeli içerisinde ilerlemesini sağlıyor. Yani yarış atı yetiştirmeyin diyor. Sağlıklı, psikolojisi sağlıklı, kendisine yararlı, günlük yaşamı içerisinde aldığı bilgileri özümseyerek kullanabilecek bireyler yetiştirin diyor. Öğrendiklerinden mutlu olsun. Yani okula severek gelsin. Okul için çıldırsın mümkünse. Bunu sağlayın diyor. Böyle bir tablomuz var. Bir tez öğrencimin uyarladığı bir tablo. Dışlama dediğimiz şey geneli bir noktada tutup özel gereksinimli bireyleri bunun dışında tutmak. Dışlama. Ayırma dediğimizde iki grubu birbirinden tamamen ayırmak. Yani okulun dışına çıktığında bir arada olabilecekleri ortamları olabildiğince azaltıyor, ayırma dediğimiz. Entegrasyon dediğimiz şey özel eğitim sınıfı mantığı. Genel eğitim okulu içerisinde özel eğitim sınıfı açmak. Kaynaştırma, genelin içerisine birkaç çocuğu serpiştirme. Bütünleştirme dediğimiz şey ise gerçek bir mozaiğin ortaya çıkması. Yani kim kimdir? Rengarenk bir toplum, bir topluluk. Bütünleştirmenin kastettiği bu. Şimdi biz ağırlıklı olarak bütünleştirilmiş eğitimden bahsedeceğiz. Eğitimde bütünleştirmeden bahsedeceğiz. Ama bir de bunun toplumsal boyutu var. Bunu merak ediyorsanız toplumsal boyut da aslında eğitimin içerisindeki gibi herkesin kabul gördüğü, herkesin günlük yaşantısını olabildiğince bağımsız yürütebildiği bir toplumun oluşması. İşte ortopedik yetersizliği var, otizmi var, otizmler film izlemeye gelemez. Ortopedik yetersizliği olan bireyin, çok komiktir, çok önceden bir öğrencim vardı. Hep şunu söylüyordu, beni görünce insanlar çok şaşırıyor ve soruyorlar diyordu. Senin görme engelin var. Film izleyebiliyor musun gerçekten sinemada? Tiyatroya gidiyor musun gerçekten? Aa, nasıl izliyorsun? Gibi. Her birey kendi günlük yaşantısı içerisinde yaptığı tercihi yaşayabilecek durumda olmalı. Toplumsal bütünleştirme dediğimiz şey bu.
Merak edip incelemek isterseniz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bunlarla ilgili çalışmaları var. Oradan bakabilirsiniz yasal düzenlemeler ve uygulamaların neler olduğuna. Belirli kaynaklar orada var arkadaşlar. Peki, benim size sorum şu. Bu ufacık konuşmada ayrışsak mı, kaynaşsak mı, bütünleşsek mi? Tercihiniz ne olurdu? Birilerinden ayrı yaşamak hoşunuza gidiyor mu? Birilerinden ayrıştırılmak hoşunuza gidiyor mu? Empati yapalım biraz. Herhangi bir farklılığı var diye insanları kendimizden uzaklaştırmamıza gerek var mı? Peki çocukları niye uzaklaştırıyoruz eğitim ortamında? Bu üçünden birini seçeceğiz seminerin sonunda. Hangisini seçerseniz bilmiyorum artık. Umarım iyi olanı seçmeye yönlendirebilirim. Evet, şimdi bir kısa video var. Bu kısa videoyu izleyeceğiz. Umarım gösterimi yapabilirim. Videoyu görebiliyor musunuz? Peki. Ekran gösterimini değiştireceğiz. My name is Cole, and over the next few minutes, I'm going to teach you that it's okay to be different. Since a young age, I've worn different colored socks and two different shoes. Why? Because I am unique, a standout from the crowd. I feel best when I am being me. This summer, a funny thing happened. I was at a bookstore with my mom when I realized everyone was strangely quiet. And so I did what needed to be done. I started singing. As a joke, my mom pointed to a book and said, "Hey Cole, this book is for you." I pulled it out and read the cover. Here's what it said: "You're weird." A creative journal for misfits, oddballs, and anyone else who's uniquely awesome. It's the best book ever! It tells everyone it's cool to be different. Today, I'm going to tell you about a friendship of mine that is a little different than you might expect. This is one of my best friends, Stephen. He is the happiest person I know. Stephen is 44 years old and has autism. Let me start by explaining how we became special friends. When my mom was just 13 years old, she was in the high school cafeteria about to have lunch with friends. Then she passed the table, kids with special needs. Stephen was a boy at that table. He shouted out, "Hey, what's your name? Come sit with me. My mom sat down, and in that moment, a special friendship began. Stephen asked my mom three questions. He wanted to know what she was having for lunch, her phone number, and if they could be friends for 40 years. As my mom gave him her phone number and said yes, he clapped in excitement and said, I will call you every day. Ever since that day, in 1988, he has kept his promise and called our house every single day. When I was born, Stephen was a special part of our family. And I've grown up calling him Uncle Stephen. Stephen is included in family dinners. He comes to my soccer games. He loves watching movies with us. And every couple of weeks, he has a sleepover. Stephen has had autism his whole life. Autism spectrum disorder refers to a range of conditions characterized by challenges with social skills, repetitive behaviors, speech, and nonverbal communications, as well as by unique strengths and differences.
My friend Steven is not able to drive a car, but he is able to memorize every phone number he's ever heard. There is no cure for autism, but I think Steven is perfect the way he is. One of my favorite memories with Steven is whenever a fire truck passes us. He shouts, "So when I grow up, I want to be a fire truck." That always makes me smile. He likes the idea of being a fireman. But he loves the idea of being a fire truck. Another thing that always makes me laugh is how much he likes to eat. Have you ever met someone who can eat a steak, 8 slices of pizza, french fries, apple pie, ice cream, and they are still starving? Well, Steven eats all that almost every time we see him. Finally, one of my favorite memories with Steven is when we play hide and seek. He always hides in the closet. I love playing hide with Steven. It always makes me smile. But not just me. He makes everyone smile. I don't think we need a cure for autism. Just like we don't need a cure for freckles. Autism is not a disease. Just like brown hair isn't a disease. You don't need to fix something that isn't broken. I look up to Steven as he is the happiest person I know. Steven doesn't try to be like anyone else. He is exactly who he was meant to be. Imagine a world where we all look like Steven. Find out what makes you different. Don't be afraid to stand out. Wake up, jump out of bed, and be exactly who you are. We're all a little different, and that's awesome. Thank you. Ne dersiniz? Herkese lazım bu amcada. Yani aslında hayatınızın içinde özel gereksinimli bireyler olduğunda yadırgamıyorsunuz. Bizim işte bir kenara itip de hayatımızın dışına çıkardığımız insanlarla bir iletişimimiz, etkileşimimiz yok. O nedenle karşımıza birisi çıktığında ne desek, elimizi nereye koysak, ne yapsak, yani karşınıza bir insan çıkıyor. Bir insan çıktığında ne yapıyorsunuz karşınıza? Onu yapacaksınız. Farklı bir şey yok. Çok daha güzel bir... My name is Maysoon Zayed, and I am not drunk, but the doctor who delivered me was. He cut my mom 6 different times in 6 different directions, suffocating poor little me in the process. As a result, I have cerebral palsy, which means I shake all the time. Look, it's exhausting. I'm like Shakira meets Muhammad Ali. CP is not genetic. It's not a birth defect. You can't catch it. No one put a curse on my mother's uterus. And I didn't get it because my parents are first cousins, which they are. It only happens from accidents. Like what happened to me on my birthday. Now, I must warn you, I'm not inspirational. And I don't want anyone in this room to feel bad for me. Because at some point in your life, you have dreamt of being disabled. Come on a journey with me. It's Christmas Eve. You're at the mall. You're driving around in circles looking for parking. And what do you see? 16 empty handicap spaces. And you're like, God, can't I just be a little disabled? Also, I gotta tell you, I got 99 problems and palsy is just one. If there was an oppression Olympics, I would win the... Şimdi bu videonun özelliği, bütünleştirmeye göre bu konuşan arkadaşın fazlasıyla özel gereksinimi. Az sonra açıklayacak kendisi.
Cerebral palsi sadece bunlardan birisi. Çok da güzel açıklıyor. Hayatını nasıl idame ettirdiğinden de bahsedecek. Onun için araya giriyorum. Bütünleştirme ile ilgili şöyle bir düşünün. The gold medal. I'm Palestinian, Muslim. I'm female. I'm disabled and I live in New Jersey. If you don't feel good about yourself, maybe you should. Cliffside Park, New Jersey is my hometown. I have always loved the fact that my hood and my affliction share the same initials. I also love the fact that if I wanted to walk from my house to New York City, I could. A lot of people with CP don't walk. But my parents didn't believe in can't. My father's mantra was, you can do it. Yes, you can. So if my three older sisters were mopping, I was mopping. If my three older sisters went to public school, my parents would sue the school system and guarantee that I went too. And if we didn't all get A's, we all got my mother's slipper. My father taught me how to walk when I was five years old by placing my heels on his feet and just walking. Another tactic that he used is he would dangle a dollar bill in front of me and have me chase it. My inner stripper was very strong. By the first day of kindergarten, I was walking like a champ who had been punched one too many times. Growing up, there were only six Arabs in my town, and they were all my family. Now there are 20 Arabs in town, and they are still all my family. I don't think anyone even noticed we were Italian. This was before 9/11 and before politicians thought it was appropriate to use I hate Muslims as a campaign slogan. The people that I grew up with had no problem with my faith. They did, however, seem very concerned that I would starve to death during Ramadan. I would explain to them that I have enough fat to live off of for three whole months, so fasting from sunrise to sunset is a piece of cake. I have tap danced on Broadway. Yeah, on Broadway. It's crazy. My parents couldn't afford physical therapy, so they sent me to dancing school. I learned how to dance in heels, which means I can walk in heels. And I'm from Jersey, and we are really concerned with being chic. So if my friends wore heels, so did I. And when my friends went and spent their summer vacations on the Jersey Shore, I did not. I spent my summers in a war zone because my parents were afraid that if we didn't go back to Palestine every single summer, we'd grow up to be Madonna. Summer vacations often consisted of my father trying to heal me. So I drank deer's milk, I had cups on my back, I was dunked in the Dead Sea, and I remember the water burning my eyes and thinking, it's working, it's working! But one miracle cure we did find was yoga. I have to tell you, it's very boring. But before I did yoga, I was a stand-up comedian who can't stand up. And now I can stand on my head. My parents reinforced this notion that I could do anything, that no dream was impossible. And my dream was to be on the daytime soap opera General Hospital. I went to college during affirmative action and got a sweet scholarship to ASU, Arizona State University, because I fit every single quota. I was like the pet lemur of the theater department. Everybody loved me. I did all the less than intelligent kids' homework. I got A's in all my classes, A's in all of their classes. Every time I did a scene from the Glass Menagerie, my professors would weep. But I never got cast.
Finally, my senior year, ASU decided to do a show called They Dance Real Slow in Jackson. It's a play about a girl with CP. I was a girl with CP. So I start shouting from the rooftops. I'm finally getting hit part. I have cerebral palsy. Free at last. Free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. I didn't get the part. Sherry Brown got the part. I went racing to the head of the theater department, crying hysterically like someone shot my cat, to ask her why. And she said it was because they didn't think I could do the stunt. I said, excuse me, if I can't do the stunt, neither can the character. This was a part that I was literally born to play, and they gave it. They gave it to a non-palsy actress. College was imitating life. Hollywood has a sorted history of casting able-bodied actors to play disabled on screen. Upon graduating, I moved back home, and my first acting gig was as an extra on a daytime soap opera. My dream was coming true, and I knew that I would be promoted from Diner Diner to Wacky Best Friend in no time. But instead, I remained a glorified piece of furniture that you could only recognize by the back of my head. And it became clear to me that casting directors didn't hire fluffy ethnic disabled actors. They only hired perfect people. But there were exceptions to the rule. I grew up watching Whoopi Goldberg, Roseanne Barr, Ellen, and all these women had one thing in common. They were comedians. So I became a comic. My first gig was driving famous comics from New York City to shows in New Jersey, and I'll never forget the face of the first comic I ever drove when he realized that he was speeding down the New Jersey Turnpike with a chick with CP driving. I performed in clubs all over America, and I've also performed in Arabic in the Middle East, uncensored and uncovered. Some people say I'm the first stand-up comic in the Arab world. I never like to claim first, but I do know that they never heard that nasty little rumor that women aren't funny and they find us hysterical. In 2003, my brother Father, Dean Obidala, and I started the New York Arab American Comedy Festival, now in its 10th year. Our goal was to change the negative image of Arab Americans in media, while also reminding casting directors that South Asian and Arab are not synonymous. Mainstreaming Arabs was much easier than conquering the challenge against the stigma against disability. My big break came in 2010. I was invited to be a guest on the cable news show Countdown with Keith Olbermann. I walked in looking like I was going to the prom, and they shuffle me into a studio and seat me on a spinning rolling chair. So I looked at the stage manager, and I'm like, excuse me, can I have another chair? And she looked at me, and she went, five, four, three, two, and rolled off. So I had to grip onto the anchor's desk so that I wouldn't roll off the screen during the segment. And when the interview was over, I was livid. I had finally gotten my chance, and I blew it, and I knew I would never get invited back. But not only did Mr. Overman invite me back, he made me a full-time contributor, and he taped down my chair. One fun fact I learned while on the air with Keith Olbermann was that humans on the internet are scumbags. People say children are cruel, but I was never made fun of as a child or an adult. Suddenly my disability on the World Wide Web is fair game. I would look at clips online and see comments like, yo, why is she tweaking? Yo, is she retarded? And my favorite, poor Gumby Mouth terrorist, what does she suffer from? We should really pray for her. One commenter even suggested that I add my disability to my credits. Screenwriter, comedian, palsy.
Disability is as visual as words. If a wheelchair user can't play Beyonce, then Beyonce can't play a wheelchair user. The disabled are the large... Yeah, clap for them, man. Come on. People with disabilities are the largest minority in the world, and we are the most underrepresented in entertainment. The doctor said that I wouldn't walk, but I am here in front of you. However, if I grew up with social media, I don't think I would be. I hope that together we can create more positive images of disability in the media and in everyday life. Perhaps if there were more positive images, it would foster less hate on the internet. Or maybe, or maybe not. Maybe it still takes a village to teach our children well. My crooked journey has taken me to some very spectacular places. I got to walk the red carpet flanked by soap diva Susan Lucci and the iconic Maureen Arbus. I got to act in a movie with Adam Sandler and work with my idol, the amazing Dave Matthews. I toured the world as a headliner on Abs Gone Wild. I was a delegate representing the great state of New Jersey at the 2008 DNC, and I founded Meet Sweet Kids, a charity that hopes to give Palestinian refugee children a sliver of the chance my parents gave me. But the one moment that stands out the most was when I got to perform for the man who flies like a butterfly, sings like a bee, has Parkinson's, and shakes just like me, Muhammad Ali. It was the only time that my father ever saw me perform live. And I dedicate this talk to his memory. My name is Maysoon Zayed, and if I can, you can. Evet. Kadın, Filistinli, Amerika'da yaşıyor, serebral palsili. Hepsi bir arada. Pardon, Müslümanlığı unuttuk. Beş farklı alanda özel gereksinimi olan birisi, azınlıkta olan birisi. Bütünleştirmenin temel mantığı bu. Ayrışsak mı, kaynaşsak mı? Bütünleşsek. Çocuklara inanmak, bireylere inanmak, onların etiketlerinden önce onlara inanmak. Canlı bir delili, başladığı noktayla geldiği nokta arasında başardığına normal dediğimiz insanlar başaramamış. Bu açıdan bakalım. Objektifi tam tersine çevirelim. Ve o açıdan bakalım. Evet. Bütün ayrışsak mı, kaynaşsak mı, bütünleşsek mi? Bu süreç içerisinde insanlar kaynaştırma nedir, bütünleştirme nedir bunları anlatırken alınan altına ülkemizde süpürdüğümüz konular var. Bunlar neler? Çok fazla şeyi biz halı altına süpürüyoruz, görünmeze. Özel eğitim, kaynaştırma, bütünleştirmenin ortak noktaları var. Ayrıştıkları noktalar var. Ortak noktalara özel gereksinimli bireylere günlük yaşantılarına bağımsız olarak devam edebilmelerine yönelik bilgi, beceri sağlayıp onları bunlarla donatmak.
Ortak amaçları bu. Birisi ayrıştırarak yapıyor, birisi kaynaştırarak, birisi bütün öğrenciler için A öğrencisi, B öğrencisi değil. Bunların ortak amacı özel gereksinimli bireyi bağımsız olarak hayata kazandırabilmek. Farklılıkları neler? Felsefeleri farklı. Baktıkları açı tamamen farklı. Ortamları farklı. Sunulan destek hizmetler farklı. Ve eğitim, öğretim ve öğrenme süreçleri farklı. Herkesin gitmek istediği nokta aynı. Ama gitmeye çalıştıkları yol farklı. Şimdiye kadar denediğimiz özel eğitim ya da kaynaştırmaya o noktaya çok da varamadık. Çevrenizde o noktaya varabilen insan sayısı kaç bildiğiniz? Var mı böyle insanlar? Şu an hayatını bağımsız yaşayan, yetersizlikten etkilenmiş. Bakın özel gereksinimle demiyorum, yetersizlikten etkilenmiş bireyler var mı? Çok fazla yok maalesef ki. Çünkü bireyin zihinsel yetersizliği varsa öğrenemez diye bakıyor. Çok yaramaz, çok hareketli yerinde duramıyorsa bundan bir şey olmaz diye bakıyor. Sadece öğretmenler olarak bahsetmiyorum. İnsanlar genelde böyle söylemlerde öğretmenlerden bahsederler. Ama ebeveynlerin, yakın çevrenin ve genel çevrenin bakış açısı da budur. Konunun komşunun söylediği de budur. Felsefi farklılıkların neler? İnsan tanımına çok farklı bakıyorlar. Özel eğitim ve kaynaştırmada insanı ayırıyor. Zihinsel yetersizliği olan birey, işitme yetersizliği olan birey, ortopedik yetersizliği olan birey, görme yetersizliği olan birey diye ayrıştırıyor. Bakış açısı bütünleştirmede şu, insan. Bir insan okula neden gider? Öğrenmek için. İlerideki yaşantısında çok daha yaşam kalitesi yüksek, bağımsız olarak yaşayabileceği bir düzeye kadar eğitim almak için. O düzeye ulaşmak için eğitim. Ekonomik ve politik bakış açısı çok ön plana çıkar. Felsefi farklılıklarda. Bunun nedeni de hep şu söylenir. Bilmiyorum aşina mısınızdır. Özel gereksinimli bir bireye harcanacak parayla özel eğitim öğretmeni vereceksin, işte çevreyi düzenleyeceksin, efendim işte dil konuşma terapisti getireceksin maliyetle. Biz normal çocuklarımıza bu kadar paraya harcadığımızda normal çocuklarımıza para kalmaz. Nihayetinde küçük bir söylem oldu hani. Çok yüklü bir ödeme miktarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi çok fazla o tarafa ayrıldığı için diğer alanlara çok bütçe kalmıyor diye bir söylem oldu. Hani tarafta biliyorsunuz. Bu ekonomik politika bizi bitiriyor ülke olarak ve insana bakış açımızı değiştiriyor. Politikalarımız da zaten belli. Bir babanın söylediği hiç aklımdan çıkmıyor. Hoca hanım, seçimler geldiğinde, önemli günler olduğunda politikacılar bizi arıyor. Gelin, çocuğunuzu da getirin. Götürüyoruz, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz, dinlemiyorlar, fotoğrafı çekiyorlar ve gidiyorlar. Politikamız bu kadar. Biz seviyoruz, ay canım. Deyip arkamızı dönüp gidiyoruz. Problemlere duyarsız bir politikamız var maalesef ki. Toplumsal ve kültürel bakış açımız bundan kalır yanı yok aslında. İşte anası babası ne günah işlemiştir de bu çocuk doğmuştur. Anne baba da böyle bakıyor. Allah'ım diyor, ben ne günah işledim de böyle bir çocuğum oldu. Toplumsal ve kültürel bakış açımız bu. Ay yazık. Ay görme engelli daha farklı terimler kullanılıyor aslında. Ben yumuşatarak kullanıyorum. Çünkü bu terimlerin değişmesi gerekiyor. Görmeyen birisi koluna yapışıp
O insanı süreye süreye karşıya geçiriyor. O insan zaten karşıya geçebiliyor istediğinde. Rahat ver insana. Ya da öğren nasıl yapılacağını. Kendisine sor. Karşıya geçerken size yardımcı olmamı ister misiniz? Nasıl yardım edebilirim? Çünkü o bireylerin yürümek için özellikle kullanmaları gereken teknikler var. Sizi takip edebilmeleri için. Birbirinize çarpmadan, birbirinizin ayağına basmadan ve yolu doğru algılayarak gidebilmeleri için teknikler var. Biz bunlara tamamen yabancıyız. Acıyarak bakıyoruz. Acıyarak baktığımız için de karşımızdaki insanın haklarının olmadığını düşünüyoruz. Bunların değişmesi gerekiyor. Felsefi farklılıkları çok fazla. Bütünleştirme olarak baktığınızda insana nasıl bakıyorsanız bireye öyle bakmanız gerekiyor. Bir etikete düşünmeden. Ortam farklılıkları var. Ayrı ortamları tercih ediyor özel eğitim ve kaynaştırma. Birlikte eğitim ortamını tercih ediyor kaynaştırma. Genel eğitim sınıfını bütünleştirme tercih ediyor. Bireyin yetersizliği ne olursa olsun, farklılığı ne olursa olsun, yaşının gereği bulunması gereken genel eğitim sınıfına kaydı yapılır. Bilmiyorum artık ne kadar anlamlı geliyor. Ama dediğim gibi ikinci oturumda bunun anlamına biraz daha tartışacağız. Buradaki bizim genel eğitim sınıfı konusundaki algımızda oluşan temel problemlerden bir tanesi şudur. Ya sınıf ortamında çok problem davranışı olan bir bireyi biz nasıl sınıfta tutacağız? Biz eğitim öğretime nasıl devam edeceğiz? Bu en büyük sorumuzdur. Aklından geçmeyen var mı şu an? Soruyu ben söylemeden aklınızdan geçiyordur eminim. Şimdi özel eğitimden bahsedildiğinde özel gereksinimi olan yani yetersizlikten etkilenmiş bireyler için tanının konduğu andan itibaren destek hizmetlerin başlamasından bahsediyor. Doğru mudur? Biz layıkıyla bu erken eğitimi düzenleyip destek hizmetleri, erken destek eğitim hizmetlerini de verirsek bu bireyin yaşına uygun sanki problem davranış geliştirmeden toplum içerisinde bulunmanın ne olduğunu öğreneceğini düşünüyorum. Biz çocuklara destek hizmet vermiyoruz. Biz çocukları toplum içerisinde bulundurmuyoruz. Ailelerin en çok problem yaşadığı konulardan bir tanesidir bu. Sosyal çevre çocuğun yaşı büyüyüp de problem davranışlar artmaya başladığında geriye çekiyor. Aileyi ve çocuğu yalnız başına bırakıyor. Aile çocuğunun elinden tutup bir otobüse binip atıyorum bir alışveriş merkezine gitmeye kalktığında yaygara kopuyor. Anam çocuğuna sahip ol. Beyefendi çocuğun çok bağırıyor sustur. Çocuklarımız küçükken bunları biz de yaşadık. O aileler bunu sürekli yaşadığı için geriye çekiliyor. Problem davranışların azaltılması, bireyin toplum içerisinde yaşaması gibi sorunlardan kaynaklı, bireylerin destek hizmetleri yeterli alamamasından kaynaklı çok problem yaşıyor. Ve bunun faturası eğitim sürecinde maalesef ki genel eğitim sınıflarına çocukların uyum sürecinin çok problemli olması. Burada öğretmenlere verilen destek hizmetlerin eksikliği de var. Bunu unutmayalım. İkinci oturumda onları detaylandırıyoruz zaten. Destek hizmetler dediğimiz şeyler neler? Her seminer veren, her seminer dinlediğinizde herkesin söylediği şey. Destek hizmetler aşağı, destek hizmetler yukarı. Nedir? Ulusal ve uluslararası alan yazımında sosyal ve ekonomik hizmetler, sağlık hizmetleri, konuşma terapisi, özel eğitim destek hizmetleri. Bakın özel eğitim destek hizmetleri sadece destek hizmetler altında bir hizmet türü. Bunun ayrımını yapalım. Destek hizmetler dediğimizde sadece özel eğitim destek hizmetlerinden bahsediyor olmayacağız. Ve benzeri hizmetler olarak açıklanmaktadır. Bireyin
günlük yaşantısında ihtiyaç duyduğu, karşısına çıkan problemleri engele dönüştürmeden çözülmesi için gereken hizmetler destek. Engele dönüşmeyecek, engelleyeceğiz. Engel bireye ait değildir. Engeli toplum bireyin karşısına çıkarır ve bireyi engelli hale toplum getirir. Yine bir bakış açısı farklı, felsefi bir farklı. Bütünleştirme diyor ki bireyin önüne engel koyma. Bireyi engelli hale getirme. Bunun sorumlusu toplumdur. Buna çözümü toplum bulacak. Özel eğitim destek hizmetleri neler? Bu çok anılır ama tanımlanmaktan ve detaylandırılmaktan da çok kaçınılan bir terimdir aslında. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbi ve eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç gereç eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır. Türkiye'de özel eğitim destek hizmetleri genel olarak okul içi ve okul dışı olarak ikiye ayrılır. Ve çoğunlukla da okul dışı destek özel eğitim destek hizmetleri olarak sunulur. Destek hizmetler ve özel eğitim destek hizmetleri birbirinden ayrı. Bunu lütfen unutmayalım. Hani bir şey talep edilirken doğru talep edilmesi gerekiyor. Bu ikisinin farklı olduğunu düşünelim ve farkında olalım. Türkiye'de sunulan destek hizmetlere baktığımızda sınıflamasına özel eğitim destek hizmetleri okul dışı ve okul içi. Okul içinde neler var? Sınıf içi yardım. Aldınız mı hiç? Sınıf içi yardım alan var mı aranızda? Yok. Çok şaşırtıcı. Neden almadınız ki arkadaşlar? Özel eğitim danışmanlığı hiçbir şekilde özel eğitim danışmanlığını geçtim okulunda özel eğitimci gören oldu mu? Özel eğitimcilere sormuyorum tabii ki diğer branştaki arkadaşlar. Yok. Niye yok ki? Peki destek hizmet odası var mı okullarınızda? Çok ilginç. Aslında destek hizmet odası çoğu okulda açıldı. Ne zaman? Norm kadrolar çıktığı zaman. Şimdi yaş itibarıyla dinozorlar ölmeden doğduğum için özel eğitimin bayağı bir sürecini birebir yaşadım, şahidim. Norm kadrolar çıkınca destek hizmet odaları açıldı. Okullarda yer yoktu, verecek öğretmen yoktu, o yoktu, bu yoktu. Ama karar çıktı, bir ayı bulmadı. Destek hizmet odaları açıldı. Her şerde bir hayır var dedikleri galiba bu olmalı. Ama ne kadar hayırlı oldu tartışılır. Okul dışı destek hizmetlere baktığımızda evde ve hastanede eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, öğrencisi olup da rehabilitasyon merkezlerine gitmeyen öğrencisi olan oldu mu tanılanmış çocukların arasında? Hepsi gidiyor. Umarım faydalı oluyordur. Bilim ve sanat merkezleri üstün yetenekli ve üstün zekalı çocukları okuldan ayırmamak koşuluyla destek hizmet olarak bilim ve sanat merkezleri kuruldu, işliyor. Bu da bir destek hizmeti. Biz üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylere tanı koymaya kıyamıyoruz. Niye bilmiyorum. Özel gereksinimli olarak bakmıyoruz. Neden bilmiyorum. Hani bizden üstünler diye mi öyle bakıyoruz? Bizden üstün olduklarını kim söylüyor? Efendim diğer çocukların bizden daha altta olduğunu kim söylüyor? Bir ast üst ilişkisine zihnimiz alışmış. Kültürel olarak memur mantığında çok yaşamışız diye düşünüyorum. Bir ast üst ilişkimiz gitmeyen var. Evde eğitim, evde ve hastanede eğitim ikiye ayrılıyor. Evde eğitim ve hastanede eğitim. Hastane okulları var.
Hastaneye yatırılan, uzun süreli tedavi alması gereken çocukların günlük yaşantısından kopmaması ve psikolojilerini desteklemek amacıyla, aynı zamanda eğitimlerini desteklemek amacıyla hastanelerde açılan okullar bunlar. Eğer ki çocuk taburcu edildi ve hala okuluna devam edecek durumda değilse, verilen bir raporla ailenin başvurusuyla evde destek hizmetler sunuluyor. Ama özel eğitim destek hizmetinden bahsetmiyorum. Bu genel destek hizmeti aslında. Evde destek hizmetlere giden farklı branş öğretmenlerimiz var. Yani sadece özel eğitimciler gitmiyor. Sadece çocuğa eğitimini devam ettirecek ve evin içerisinde ona destek olacak artı bir etkinlik olarak bakıyor. Destek hizmetlerimiz bunlar. Türkiye'de sayılanlar. Destek hizmetlerdeki farklılıklara bakış açısına devam ediyoruz. Şimdi özel eğitim kaynaştırma, bütünleştirme olarak baktığımızda destek hizmetlerin alınabilmesi için özel eğitim ve kaynaştırmada bireyin tanılanması gerekiyor. Bir etiketi yapıştırıp çocuğum sende bu var deyip sana da bu destek hizmetleri vereceğiz. Zaten etiketlemenin temel mantığı neydi? Bireye yasal haklarını kullandırabilmek. Yani destek hizmetleri kullandırabilmek. Öğrencilerinizden kullanabilenler var mı? Rehabilitasyon merkezleri hariç. Peki. Diğerinde ise özel gereksinimi olan her bireye İhtiyaç duyduğu, gereksinim olan bütün destek hizmetler sunulurdu. Bir etiket almasına gerek yoktu. Yani çocuğun psikolojik desteğe ihtiyacı var. Okuldaki rehber öğretmen etiketlemeden o destek hizmeti verebilir. Dil konuşmayla bir gün kalktı kekeliyor. Ya da kız arkadaşı reddetti, erkek arkadaşı reddetti, kekeliyor. Dil konuşma terapistine rehber öğretmen aktarım yapıyor. Çok basit. Okulun içerisindeki olan destek hizmetler ihtiyacı olan her çocuk için açıktır diyor. Bunu yapabilen ülke var mı henüz? İnşallah bir gün hepimiz yapacağız. Eğitim, öğretim ve öğrenme süreç farklılıkları neler? Biri ayrı ortamlarda özel eğitim ve veya farklı branş öğretmenleriyle. Destek hizmet odaları. Diğeri de diyor ki, sınıfın içinde verilebilecek bütün destek hizmetler genel eğitim sınıfının içinde bireye verilir. Bir konuşma terapisti mi gelecek? Çok elzem bir şey yapmayacaksa sınıfın içinde yapılacak. Özel eğitim öğretmeni gelecek sınıfın içinde. Tercüman gelecek. Çevirmen, bazı çocuklar için gerekiyor biliyorsunuz, sınıfın içine gelecek. Ortam farklılıklarını ortadan kaldırıp hizmetleri genel eğitim sınıfının içerisinde sunmaktan bahsediyor. Eğitimde en öncelikli engel nedir? Şimdi, çuvaldızı iğneyi başkasına çuvaldız kendimize miydi? Yeter. Bir şeyleri kendimize batıracağız şimdi maalesef ki. Romanya'da 2001 yılında yapılan bir çalışmada öğretmenlerin ve yetişkinlerin bütünleştirmeye olan olumsuz tutumlarının en temel engel olduğu ve yetişkinlerin tutumlarını göstermediği sürece çocukların ayrımcılık yapmadığı ortaya çıktı. Hani diyoruz ya çocuklar acımasız. Çocuklar aslında acımasız değil. En acılı kısmı biz öğretiyoruz. Çocuk nasıl öğrenir? Alır, vurur, bir yalar, bir koklar, ısırır, dürter. Bu ne? Neye benziyor? Bildiğim neye benziyor? Tadı neye benziyor? Kokusu neye benziyor? Ham madde neye benziyor? Bizim biberona benziyor sanki. Alıyor ağzına biberon değil, süt yok içinde. Bu nedir? Bunu
Yeni bir bireyle tanıştığında da aynı şeyi yapıyor küçük çocuklar. Dürtüyor, saçını çekiyor, gözüne bakıyor. Allah Allah, bu bizim böyle eve gelen bir sakallı vardı. O ona benziyor ama o değil bu. Ne yapıyor? Çocuk arkadaşını tanıyor. Ama acımasız kısmını biz veriyoruz. Ondan uzak dur. Bir gün AVM'de bir kattan bir kata çıkıyorum. Önümde küçük çocuklu bir bayan var. Baymayan bir beyle. Yanında da otizmli bir ufaklık geliyor. Otizmli ufaklık böyle geliyor. Aaa! Diye bağırıyor. Kadıncağız çocuğu aldı. Arkasına sakladı. Benim önümdeki. Ne yapıyorsunuz dedi. Ay dedi, ısırır mı dedi. Siz ısırmıyorsanız o da ısırmaz. Eminim yani dedi. Şimdi bireylere bakış açımız o kadar süreci farklılaştırıyor ki biz çocuğumuza, çocuğum bak bu engelli, sakat, özel gereksinimli, bundan uzak dur, bizim gibi olmayan bizden değildir demenize gerek yok. Olay yaşanırken çocuk zaten izliyor, görüyor ve bilinçaltına yerleştiriyor bunu. Bizim yanlış öğrenmelerimiz hep oradan geliyor. İrdeleyin. Zihninizdeki ayrımcı nereden geliyor? Tutumların olumlu olması nelere bağlı? Mesela öğretmenlerin bütünleştirmeye yönelik olumlu tutumlarının ağırlıklı olarak farklı olan, farklı öğrencilerle olan deneyimlerinden, öğretmen eğitiminden yeterli desteğin olup olmaması. Aa, bunu kırmızı yapmışım. Neden acaba? Sınıf mevcudu ve iş yükü gibi değişkenlere bağlamaktayız. Bir öğretmenin saydığımız noktalarda artıları eksileri özel gereksinimli bireye tutumlarını değiştiriyor. Örneğin nasıl? Sınıfınızda 30-35 tane öğrenci olduğunda, 40 tane öğrenci olduğunda kaç öğrencinizi tanıyabiliyorsunuz gerçekten birebir? Ve neden o öğrencileri tanıyabiliyorsunuz? Halbuki her öğrencimizi birebir tanıyabilsek ne güzel olur. Sınıf mevcutları ona uygun olsa. Değil mi? Enerjimiz olsa, daha farklı şeyler yapabilsek. Hep bunu istiyoruz. Sınıf mevcutları, iş yükümüz birçok şeyi etkiliyor. Hele bir de o kırmızı yazılı olan var ya, onlar olsa çok daha güzel olacak. Bütünleştirmenin başarıya ulaşabilmesinin gereklilikleri bunlar. Bütün öğrencilerin öğrenme deneyimlerinde başarılı olabilmeleri için farklı kaynaklar, farklı öğretim materyalleri, özel ekipmanlar, ek personel, farklı öğretim yaklaşımları gibi fırsatlar sağlamak bütünleştirme eğitimi için zorunluluk. Yani öğrenciyi size verdik, artık iş sizde diyemeyiz. Nüansları bunlar.